Şimdi geçen haftanın önemli konularından bir tanesi. Biliyorsun benim çok sevgili bir dostum. Ben kendisini gerçekten çok seviyorum. Efendim bir şehit ailesine ev verme konusu vardı. Evet. İbrahim Topal kardeşimizin. Sayın milletvekilimiz Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı'da bu törene gidip katıldı. Tabii ki ben karizma, inşaat, İbrahim Topal benim gerçekten dostum. Ben konuyu çok da takip etmiyorum. Onun bana anlattıklarını burada elimden geldiğince de anlatmaya da çalıştım. Ama benim anladığım kadarıyla Ender Bey ben o konuyu bir konuşmak istiyorum şeklinde bir açıklama yaptı bana. Ben de konuların arasına yazdım. Ama şunu da söyleyeyim tabii. Yani İbrahim Topal kardeşimizi kırmadan, incitmeden, benim bir arkadaşım, hayır istirham ederim. Ben yani dostluğa binaen konuşuyorum. Burada gizli konuşmayalım böyle şeyler. Her şeyi halkın önünde açık açık konuşalım yani. Çünkü bunu yani kapalı kapılar ardında konuşursak olmaz. Açık konuşuyorum. Benim İbrahim Topal'a karşı bir sevgim ve sempatim var, olabilir. Bu senin onu eleştirmemeni gerektirmez. Onun yapmış olduğu bir yanlış varsa bunu söylememen manasına gelmez. Ama İbrahim Topal da benim dostumdur. Onu da burada kırıp incitmemeliyiz. Geçen bir ben... Buyurun. Olayı anlatır mısın? İbrahim, ne anlatmak istiyorsun? İbrahim Topal'ı tanımıyorum. Tamam, tanımıyorsun. Yani kacının inşaat resmini de bilmiyorum. Çünkü ben inşaat mühendisliğine müteahhit değilim. Ben sadece geçtiğimiz haftaki programdan sonra elime ulaşan birkaç istihbarat sorusunu buradan Sayın İbrahim Topal Bey'e sormak. Hatta biz geçen hafta, özür dilerim bir dakika onu da söyleyeyim. Biz geçen hafta bu konuyla ilgili bir muhalefet şerhiyle buraya koruyoruz dedim. Ben de söyledim bunu. Umuyorum ki bunun altından başka bir şey umuyorum ki dedim çıkmaz şeklinde. İnşallah çıkmaz. Ben burada sadece İbrahim Topal Bey'e şu soruları sormak istiyorum. Elime ulaştı ve beni çok rahatsız etti. Neden rahatsız etti? Yani burada bir şehite ailesine ev yardım etmeseydiniz de başka bir şekilde karşımıza çıksaydınız beni rahatsız etmezdi bu sorular. Bir şehit ailesine ev yardım ettikten sonra bu sorular aklıma gelince ben bu soruları kamuoyu huzurunda sizinle ve muhataplarıyla paylaşma gereği duydum. Buyurun paylaşınız. Bakın Karizma İnşaat'ın şu anda şehidimize ve ailesine yardım etmiş olduğu Residence ismini verdiği bu arazi üzerinde halen daha Milliyetçi Hareket Partisi falan döken meclis üyesi Fatih Borulu'yla ve arsa sahibiyle mahkemelik olduğu bilgisayarımız ulaştı. Evet, şehit ailesine yardım edeceğiniz, hediye ettiğiniz o evin arsa problemi nedir? Bunu bir kere kamuoyuyla paylaşmanız gerektiği. Buradan Palandöken Belediye Başkanı Sayın Orhan Bulutlar'ı göreve davet ediyorum. Sayın Orhan Bulutlar, bu Karizma İnşaat'ın şehit ailesine hediye olarak verdiği inşaat arazisinin ruhsatlanıp ruhsatlanmadığını soruyoruz. Problem var mı yok mu be? Evet, bu problemi mi açıklayın? Ruhsat probleminin olduğu söyleniyor. Arsa sahibiyle mahkemelik olduğu söyleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi Fatih Borulu'yla mahkemelik olduğu söyleniyor. Ve burada temellerini atmış olduğu bir residence arazisi var. Ama bir tek çivi çakamıyormuş. Nedeni de ise ruhsatsız olduğu için. Yine Karizma İnşaat Sayın Fatih İbrahim Topal Bey ismini bile bilmiyorum, tanımıyorum. Yine şehir merkezinde yapmış olduğu birçok inşaatta da Yakutiye Belediyesi'nin sınırlar içerisindeki birçok inşaatta da yine mahkemelik olmaları... O zaman Yakutiye Belediyesi de mesela buna cevap evet, versin. Evet, tüm belediye... Çünkü niye, neden diyeceksin artık cevap versin. Önceden biz böyle bir soru sorsaydık, Yakut sözünü kestim, özür diliyorum. Önceden yani yeni bir projeksiyon açmak için söylüyorum. Önceden biz şehit ailesine ev verilmeden önce böyle bir soru sorsaydık zaten Ali Korkut Başkanımız bize cevap vermezdi ama artık konu çok ilginç bir hal aldığı için yani İbrahim Topal'la Karizma İnşaat'la ilgili Yakutiye Belediyesi'nin de bir probleminin olup olmadığını Yakutiye Belediyesi açıklamalı. Buradan ben Sayın Erzurum AK Parti Erzurum Milletvekili Sayın Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı Beyefendi'ye de buradan seslenmek istiyorum. Sayın Milletvekilim, inanıyorum
Gerçekten kalben inanıyorum ve ruhen inanıyorum, manen inanıyorum, madde inanıyorum, her şeyde inanıyorum ki sizin bu sorulardan haberiniz yoktu. O ben inanmıyorum. Hediye... Ender Bey ben inanmıyorum. Ben inanıyorum. Tamam, buyur, çünkü tamam. Bir şehit ailesi. Tamam, mesele yani. Tabii tabii. Ben Sayın Ilıcalı'nın orada duygulandığını, gerçekten yani bunun çok önemli bir şey olduğunu, hatta biz geçen hafta şöyle dedik. Yani Mustafa Ilıcalı'yı çağırdılar geldi de. Acaba İbrahim Erzurum valisini çağırsaydılar acaba gitmez. Çünkü konu çok önemli bir konu. Evet, ben buradan Sayın Mustafa Ilıcalı Sayın Vekilim sizi göreve davet ediyorum. Göreve davet ettiğim için sakın mahkemeye vermeyin. Yani sadece göreve çok davet sever, ediyorum. Çok bayılır ona. Sadece göreve davet ediyorum Sayın Vekilim. Burada Karizma İnşaat İbrahim Topal Beyefendinin bir yani şehit ailesine vermiş olduğu evin arazisi üzerinde ruhsat problemlerinin olduğunu, arsa sahibiyle ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi Fatih Borulu'yla mahkemelerinin devam ettiğini, bu mahkemelerin en az 5 yıl süreceğini, yani şehit ailesine verecekleri evde bu mahkeme sonuçlandıktan sonra inşaatın yapılıp teslim edileceği, yani biz şehit ailesine 5 yıl sonra mı evimizi teslim edeceğiz? O zaman yine bu konu, ben konuya taraf olmadığım için uygun bulduğum yerden devam ediyorum. O zaman burada sayın, eğer böyleyse, bu söylediğin iddialar doğruysa... Abi siz soruları soruyorsunuz. Hayır, müsaade et. Palandöken Belediyesi veya Kutiye Belediyesi bu inşaat firmasının ya da şehide verilen o rezidanstaki bina ile ilgili, inşaatla ilgili ruhsat problemi olduğu ortaya çıkar ise o zaman o şehit ailesine bir daire vermek Mustafa Ilıcalı'nın boynunun borcu olur kardeşim. Ben bunu açık söylüyorum. Yani... Bir milletvekiline de, bir AK Parti milletvekiline bu yakışır, onu da söyleyeyim. Eğer burada problem varsa, şehit ailemiz hiç üzülmesin. Zaten Sayın Vekilimiz Mustafa Ilıcalı ona bir daire verecektir diye düşünüyorum. Evet Sayın Vekilim, araştıralım lütfen. Yani şehir adına birileri, aklıma şu soruyu aslında getirmek istemiyorum. Yani bana bu bilgileri veren kişi aklıma bu soruyu getirmeyi ille de üzerine bastıra getirdi de ben getirmek istemiyorum. Sanki İbrahim Bulut ruhsat alamıyor da ruhsat problemini çözmek için sanki şehit ailesine bir daire hediye edeyim çözülür gibisinden, ki inanmıyorum. Böyle bir şey yani bir şehidimizin ailesi üzerinden yapılacağına inanmıyorum. Ama aklıma sanki bu soruyu getirdi. Getirmeye çalışıyorlar. Ben öyle bir şey yapmayacağım. Ben de düşünmüyorum ama... Sayın Milletvekilimiz Mustafa Ilıcalı'ya da ben inanmıyorum falan diyorsam da onun ben orada duygulandığını gördüm ama şunu söyleyeyim. İbrahim Topal kardeşimiz sonuçta ticaretçidir. Böyle bir şey de düşünmüş olabilir. Şehit ailemize bir daire vermiş olabilir. Onun biz kalbini yarıp içini okumadık. Ama şunu söyleyeyim, eğer burada herhangi bir problem varsa ana mevzu bu. Mustafa Ilıcalı'ya o şehit ailesine bir daire bağışlamak yakışır. Evet Sayın Ilıcalı lütfen. Zaten kaldı ki bizden 190 bin lira. Kaldı ki zaten bizden 190 bin lira tazminat talep etmiş. İşte o, eğer o tazminatı kazanırsa ne kazanacağını bilmiyorum. Bizden alacağını alsın, üstünü de tamamlasın, şehit ailesine bir daire alalım. Yani Sayın Mustafa Ilıcalı, Sayın Vekilim, bu dedikoduları ortadan kaldıralım. Çünkü gerçekten şehirde şu anda bu dedikodular konuşuluyor. Bu dedikoduları ortadan kaldırırsak hem şehidimizi rahat ettiririz. Hem de bu dedikoduların ortadan kalkması çok sağlar, evet. Şehir adına. Evet. Bir konuyu daha tamamladık.